İnsanlık var olduğu günden bu yana cennet ve cehennem tasarısı hep var ola gelmiş. Hatta cehennem bugünkü anlamıyla tasarlanmıyor. İnsanlık için ölümden sonra bir yere geçileceği ya da bir yere gidileceği fikri hep var ola gelmiş ki bu da gerçekten merak uyandırıcı bir şey. Bir hayat yaşıyoruz ve bu hayatta hep varlığımızı kanıtlamak ya da kendimizi anlamlı kılmak için pek çok eyleme başvuruyoruz. Bu kariyerimiz olabiliyor kimi zaman veya çocuk sahibi olma isteğimiz aslında bunun bir örneği. Sebebi çok basit. Var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz ve bir anlamda da varlığımızı anlamaya çalışıyoruz. Ancak bu zannettiğimiz kadar kolay bir eylem veya etkinlik değil. Şöyle düşünelim. Bu hayata geldik. Doğduğumuz andan itibaren yaşayanlar dünyasıyla aynı mekanı paylaşmaya başlıyoruz. Aynı kültürü, aynı dili, aynı öğretileri. Nasıl nefes alacağımız ve vereceğimiz aslında bilinçsizce yaptığımız edimler. Ve bu insan ömründe yaşarken bazen ölümlere tanıklık ediyoruz ve ölüm dediğimiz şey hiç bilmediğimiz muğlak bir kavram. Çünkü daha önce nereden geldiğimizin hiçbir önemi yok. Nasılsa yaşayanlar dünyasında bugün buradayız. Fakat yarın nerede olacağımızı kimse bilmiyor. Ve tabii ölüm fikri insanın aklında bir soru işareti olarak belirmeye başlıyor. Tam da bu noktada hepimizin aklında belirdiği gibi. Ölümden sonra ne olacak sorusuna verdiğimiz yanıtlar kimi zaman inancımızla, kimi zaman da fikirsel açıdan kabul ettiğimiz bir doğru eşliğinde gerçekleşiyor. Ama illaki bir şekilde ya var olduğunu ya da yok olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Yine de çoğu insan açısından bir anda yok olup gitmek korkutucu bir şey. Hiç var olmadığınızı düşünmeniz yaşamınızı anlamlı kılmamaya başlıyor çünkü. İşte tam da bu sebeple insanlar öldüklerinde gömülüyorlar. Yani bedenleri muhafaza edilmeye çalışılıyor. Kimileri ise yakılıyor. İnançtan inanca bedenin varlığı da bir başka biçime bürünüyor. Fakat beden ve ruh arasında ayrıma gidildiğini görebiliyoruz. Yani ebediyen hayatta kalmasını istediğimiz bir parçamızın olması gerekiyor. Kimi inanışlara göre ise bedenin de hayatta kalması insanların yeniden o bedende dünyaya gelmelerini sağlayacak. Ve eğer bedensizseniz yani bedeniniz toprağın içine girmediyse tekrar o bedene dönmeniz mümkün dahi değil. Dolayısıyla tüm bunları topladığımızda insanlar ölümden sonra hala yaşayacaklarına dair bir umut besliyorlar. Ölümü fonksiyonel yapan başka bir şey daha var. Dedik ya yaşayanlar dünyasında yani bugün olduğumuz yerde kendimizi ne kadar gözlemlersek gözlemleyelim dışarıdan bize bakan bir göz kadar kendimizi görememiş oluyoruz. Ve ölüm dediğimiz şey, yani öldükten sonra gideceğimiz yerde bugüne kadar anlamlı bir hayat yaşayıp yaşamadığımızda tartmaya başlayacağız. İşte bu noktada ölüm fikri ve ölümden sonraki hayat fikri hep çok daha anlamlı ola gelmiş. Tabii biz bunu bu dönemde konuşuyoruz. Yani semavi dinlerin dünya üzerinde olduğu dönemde. Fakat semavi dinlerin olmadığı ya da temas etmediği toplumlara baktığımızda bu insanların da benzer ölüm ritüelleri geliştirdiğini görüyoruz. Ölü gömme törenleri, ölümden sonra ruhun nerelere yolculuk yapması gerektiğine dair bir yol haritası bile belirlenmiş. Tabii ölümden sonra hayat fikrinin, özellikle de cennet ve cehennem tasvirinin oldukça önemli bir rolü var. Toplumsal yaşam açısından da önemli bir rolden bahsediyoruz. Bu dünya üzerinde davranışlarımızı kontrol etme veya şekil verme noktasında oldukça itici bir güç. Yani iyi davranışlarda bulunursam cennete, kötü davranışlarda bulunursam cehenneme gideceğim söylenir. Dolayısıyla kendi eylemlerimi hangisine gitmek istediğime göre değiştirip dönüştürmem lazım. Baktığımızda bu çok kolay bir eylem gibi gözüküyor ki çoğu insan açısından öyle. Fakat neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleyen toplumsal normlar da birbirinden farklılık gösteriyor. İşte bunun için bugünkü konumuzu açarken cehennem tasvirinden bahsedeceğiz. Çünkü en korkutucu olanı cehennem tasviri ve bize her şeyi yasaklayan, hayır onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yaparsan şöyle olur, cehenneme gidersin diye gözümüzü korkutan yer o cehennem tasviri. Hem cehennem tasvirinin nasıl yapıldığına hem de kimlerin cehenneme gittiği konusunda özellikle semavi dinlerin ortaya çıkmasından hemen önce yaşayan uygarlıklarda bakmak istedim. Semavi dinler kitaplı dinler. Onlar hakkında az buçuk bir fikrimiz olabiliyor. Yani oradaki anlatılar zaten yazıya geçirilmiş haliyle karşımızda. Peki daha önceki dönemlere dair elimizde ne var? İşte bugün bir kitaptan bahsedeceğim. Bu kitap Cehennemin Tarihi ve gerçekten çok akıcı bir dille yazılmış. Çok da hızlı gidiyor. Bugün burada incelemek istediğim kısım semavi dinlerden önceki kısım olacak. Eğer hazırsanız başlayalım. Ama bundan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler.
Kitapta birden fazla cehennem tasvirine yer verilmiş ama burada yazarın da söylediği üzere en detaylı cehennem tasvirini Hristiyanlıkta görüyoruz ve hatta Hristiyanlığın bu misyonerlik döneminden itibaren çoğu inanışa etki ederek cehennem tasvirini daha güçlü kıldığını söylüyor. Yazı öncesi dönemlere baktığımızda da Hristiyanlığın henüz değmediği kültürlerde dahi bir cehennem imgesiyle karşılaşıyoruz. Fakat bu toplumlarda cehenneme gidecek kişilerin kim olduğu çok belirgin bir şekilde ortaya konulmuyor. Yani zannettiğimiz gibi dinsizler, insana kötülük yapanlar değil. Aksine dışlanmış olanlar. Yani herhangi bir özelliğinizden dolayı dışlanmışsanız, tamamen toplumun dışına itilmişseniz o zaman siz cehenneme gideceksiniz demek oluyor. Afrika kıtasına baktığımızda ise her türlü insanın cehenneme gidebileceği tasviri yapılmış. Bunlar arasında özellikle deliler, bedensel engelliler, büyücüler, katiller, çocuksuz ölen erkekler. Bu tasviri çokça göreceğiz. Mesela Loğusa kadınlar, doğum yaparken ölen kadınlar. Bunlar hep cehennemle ilişkilendirilmişler. Çünkü bir çocuğun bakımını sağlayamayacak olmaları onların kötü insan olduğunu gösteriyor. İntihar edenler, yıldırım çarpan ölenler. Burada daha çok Tanrı'nın aslında doğayla özdeş olduğu bir tasarıdan bahsediyoruz. Yani yıldırım çarpıp ölürse eğer bir kişi Tanrı tarafından zaten cezalandırıldığı anlamına geliyor. Afrika kıtasındaki gördüğümüz bu tasarının adının kötüler ülkesi olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Aslında burada bahsedilen merkez konu dünyanın üzerinde bir yer. Öyle zannettiğimiz gibi ruhun bedenden ayrılıp bambaşka bir yere gitmesi anlatılmıyor. Aksine yaşadığımız dünya üzerinde bir cehennem olduğu işaret ediliyor. Fakat şamanizme baktığımızda özellikle şamanizmin doğayla olan bu etkileşimli sürecinde şaman karakterini çok çok önemli bir yol gösterici olduğunu biliyoruz. Ve eğer bir insan öldükten sonra cehenneme gidiyorsa bu şamanın ona çizdiği yol haritasını izlememesinden kaynaklanır. Yani herhangi bir kötülük yaptığı için, iyilikle yaklaştığı için cennete ya da kötülük yaptığı için cehenneme gideceği tasarısı kesinlikle yok. Çok basit bir denklem aslında. Ölüyorsunuz ve şamanı dinlemediğiniz için öldükten sonra hangi yollardan geçmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ruhunuz aslında bir yerde kaybolmuş oluyor. Ve kaybolduğunuz yerde sizin cehenneminiz oluyor. Burada anlamamız gereken şey şu. Cahillik insanın en kötü özelliklerinden biri. Yani onu cehenneme götürecek olan şey onun cahilliği oluyor. Peki Kuzey Avrupa kıtasında neler oluyor diye bakalım şimdi. Burada gördüğümüz şey Hristiyanlığın pagan inancının içine yavaş yavaş sızmasından ileri geliyor. İlk kez kötü bir mekan tasarısını burada görüyoruz. Hatta hell yani çukur, düşülen yer gibi bir tasvire sahip olması tam da bu dönemde açığa çıkıyor. İç karartıcı, soğuk, nemli, küf kokan bir yer anlatısıyla karşılaşıyoruz. Fakat bundan önceki bu kıtadaki anlatılara baktığımızda gördüğümüz şey bambaşka. Özellikle bu ölüler diyarı denilen yere erişim çok kolay. Yani yaşayanlar da buraya girip çıkabiliyorlar kolayca. Ve hatta bunun hakkında çok fazla efsane ve bilgi ediniyorlar. Yani ölümden sonra ne olacak şeklinde bir soruya yanıt verebilmek için aslında çok fazla cevapları var. Fakat buraya kadar yani bu gördüğümüz anlatıların hepsinde ceza kavramının yeri yok. Bir cehennem tasviri var elbette evet. Ama buradaki ceza kavramı daha çok doğu uygarlıklarıyla açığa çıkıyor. Mesela ilk kez doğu uygarlıklarında eğer ölen ruh kötüyse cehennemde karanlığın içinde oturacakları söylenir. Ve yine Antik Mısır'a baktığımızda burada gördüğümüz manzara ölümden sonra ne yapılması gerektiğine işaret eden bir dizi anlatıma sahip. Bu lahitlerin üzerinde yazan bir takım kurallar var. Eğer bunlara uymadıysanız cezalandırılacağınız anlamına geliyor. Bunlardan birkaçı şöyle: İnsanları hiç dolandırmadım, dul kadını üzmedim, mahkeme önünde yalan söylemedim, kötü niyetli olmadım, bir işçi şefini her gün yapması gerekenden daha fazla iş yapmaya zorlamadım, kimseyi ağlatmadım, kimseyi öldürmedim. Toprağa el koymadım. Bir kanalın suyunu kesmedim. Gibi aslında toplumsal normlara ve kurallara uygun bir takım kurallar belirlenmiş ve bunlardan bahsediliyor. Peki Hinduizm'e geldiğimizde ne oluyor? Evet, elbette burada gördüğümüz şeyler cezalandırılmak için gerekli olanların sıralanmasından ibaret. Hinduizm'de belirlenmiş bir kurallar kümesi yok. Yani şunu yaparsanız cehenneme gidersiniz gibi bir şey söylenmiyor. Fakat gördüğümüz bir şey var ki eğer ruhunuz yeterince olgunlaşıp iyiliğe ve istenen şeylere, toplumsal normlara uyum sağlayamadıysa cehenneme gideceğiniz söyleniyor yine burada ve 1000 yıllık bir ceza çekeceğiniz, bu 1000 yıldan sonra tekrar başka bir bedende dünyaya geleceğiniz söyleniyor ve iyi bir ruh olana kadar sürekli bu döngünün devam ettirileceği söyleniyor.
Helen ve Roma uygarlıklarında durum birazcık daha farklılaşıyor. Burada felsefenin olaya dahil olduğunu görmeye başlıyoruz. Aslında burada ölüler diyarının tasvirini yapan kişiler filozoflar olmaya başlıyor. Daha doğrusu yasa koyucular olmaya başlıyor. Tıpkı Mısır'daki gibi. Yani ölümden sonra nereye gideceğinizi belirleyen kural ve kanunlar toplumsal normlara işaret etmeye başlıyor. Ve cehennem tasviri bu noktada bir yönetim şekli haline gelmiş oluyor. Sizi korkutacak bir şeye ihtiyaç var ve dünya üzerinde eğer sizi korkutmaya yetecek kadar yasalarınız yoksa öldükten sonra gideceğiniz yerin ne kadar korkunç ve karanlık olduğunu söylemek belki de en işe yarar yöntemlerden birini oluşturacak. Benim burada en çok etkileyen isimlerden biri Lucterius oldu. Burada Lucterius aslında bir varoluş cehennemi oluşturmuş. Yani demek istediği şey şu: ne bir mekan olarak cehenneme ihtiyacımız var ne de zihinsel bir tasarı olarak. Aslında cehennemin varlığının kendisi, yani gidelim ya da gitmeyelim, var olsun ya da olmasın. Zaten cehennemi düşünüyor olmamız, hareketlerimizi, davranışlarımızı ona göre şekillendiriyor olmamız cehennemin ta kendisi. Zihnimde sürekli kendimi engellemem cehennem tasarısını zaten belli bir noktaya getiriyor. Hatta doğrudan ifadelerle şu şekilde söylüyor: herkes kendinden kaçmaya çalışıyor ama belli ki kendinden kurtulamıyor. Kendine rağmen kendine bağlanıyor. Kendinden nefret ediyor. Çıkış yolu ise ölümdür. Aslında söylediği şey bu tasarının, zihnimizde oluşturduğumuz şeyin, yani yaptığımız kötü eylemlerin cezalandırılacağı fikri zaten tüm hayatımızı bir anda karartıyor. Ve bunun için gerçekten bir cehenneme ihtiyaç yok. Asıl anlatmak istediği basit düşünce bu. Ve yine çok iyi bildiğimiz isimlerden biri var. Bu Dante'nin İlahi Komedyası, yani 3 ciltten oluşan Cennet Cehennem Araf tasvirinden bahsediyoruz. Bu tasvirlerin tabii bir çıkış noktası var mı diye bakalım. Aslında Dante'nin bu tasarısı, zihninde oluşturduğu ölümden sonraki macera biçiminin asıl kaynağı Aeneas adı verilen cehennem üzerine yazılmış ilk turist rehberi. Bu rehbere göre cehennemin kapısı dünyanın üzerinde, İtalya bölgesine kan yakınlarında bir mağara girişi olarak tasvir edilmiş. Ve hatta şöyle söyleniyor: girişinde içinden mide bulandırıcı kokular geliyormuş. Uzun bir inişin ardından bir geçide giriliyor. Burada cehennemin uğursuz illetleri bekleniyor. İşte burada hastalık, açlık, yoksulluk, zindan, savaş, acı, vicdan azabı, korku, yas, nifak ve ölüm gibi pek çok öğeyle karşılaşıyorsunuz. Yani aslında cehenneme girebilmeniz için tüm bu olumsuz durumlardan, nedenlerden veya duygu durumlarından başarıyla geçebilmeniz lazım. Ki zaten bunların kendisi cehennem aslında. Ve daha sonra karşımıza çıkan harpyalar, gorgonlar, hidralar, santorlar, korkunç kanatları olan ve insana musallat olan bir takım yaratıklar bahsediliyor veya varlıklardan bahsediliyor. Bunlar da Hristiyan inancında daha sonra ifritler olarak tasvir edilecekler. Ve bundan sonra geleceğimiz yer semavi dinler olacak. Buraya kadarını konu edinmek istedim. Buraya kadar olan kısmı da fark ettiyseniz eğer, ölümden sonra mutlaka bir yaşam olacağı fikri zaten kabul edilmiş. Fakat asıl merak edilen şey cehennemin tasvirinin neden bu kadar kötü bir boyuta taşınmış olması. Semavi dinleri şöyle hemen bir paranteze alıp inanç kıskacından çıkaralım. Eğer inanç üzerinden bu fikre yaklaşmazsak görebileceğimiz şey çok açık. Aslında bir uygarlık geliştikçe kural ve kanunları koymak yerine insanları iyi davranışlara yöneltmeniz için çok basit bir kural var. Kötü davranışlar için bir cehennem tasviri. Gördüğümüz üzere aslında tüm uygarlıklarda yapılan bu. Toplumun ıslah edilmesi, toplumun bir arada huzurla yaşayabilmesi, insanın kendi davranışlarını yine kendi gözlerini kendi üstüne çevirerek kendini disipline etmesini amaçlayan bir yer konumunda cehennem. Bunun için çok önemli ve çok değerli bir konumda. İlgililer için kesinlikle kitabı önerdiğimi belirtmeden geçmeyeceğim. Kitabı da hemen sona ekliyorum. Ve başta söylediğim şeyi yine sonda da söyleyeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.